Evet ilk sorun. Ahmet Didat bir İslam alimiydi. O Ahmediyete muhalefet etti. Bunu nasıl açıklarsınız diye bir soru gelmişti geçen hafta. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim geçen hafta ben bu soruyu tam cevaplamaya çalışırken çok vakit darlığından dolayı tamamlamadan ne diyeyim mi? Programın geldik. Cevabı sonuna geldik. veremedik ama bunu ben söyleyeyim. Şimdi bir alim bir alim değil, alimlerin dahi muhalefet etmeleri o Mesih-i Maud-i ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna bir gölge düşürmez. Tersine Allah-u Teala tarafından gönderilen kim olursa olsun onun muhalefet uğraması şarttır. Eğer birisi Allah bana beni yolladı, Allah tarafından ben görevlendirelim diye söylüyorsa ve ona muhalefet edilmiyorsa, ona bu muhalefet nasip olmuyorsa o Allah tarafından değildi. Çünkü onun mesajında çekicilik yok. Bundan dolayı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamber her şeyse edildi. Mesela Kur'an-ı Kerim Yasin suresinde prensip olarak bunu söyledi. Dedi ki: "Ya hasratan alal ibad. Ma yatihim min rasulin" illa kanu behi yastazim. Kullarıma yazıklar olsun. Onlara ne zaman birisi geldiyse bir peygamber olarak, bir resul olarak ona mutlaka diyor muhalefet edildi. Kullarıma yazıklar olsun. Bunda ne anlıyoruz? Kefendim Ke her gelene muhalefet edildi. Allahu Teala -ta tarafından gönderilene muhalefet edildi. Eğer Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Allahu Teala -ta tarafından gönderilecek ise ki o, onun tarafından gönderilecek o zaman muhalefet edilmesi şart. Evet, hatta Yok. siz programlarınızın, bilmiyorum, birkaç hafta önceydi galiba, İmam Rabbani Hazretlerinden ve İbni Arabi'den bahsettiniz. Onlar evet. da işte din bilginleri Mehdi Aleyhisselam'ı red edecekler diye bir ifadeleri vardı evet, evet, galiba. Evet, evet, Onları evet. Hatta bugün ben onun referanslarını getirdim. Değil mi? Hı. Şimdi ikincisi, Mesela efendim din bilgileri reddetti, efendim ilahi açılar reddetti bu bir delildir. Bu tersi ne? Onun doğruluğunu delilidir. Onun e, sahtekar olduğunu delilidir. Çünkü birçok e, sahtekar insan var. Yani bu, bu, böyle iddialarda bulunan hiç kimse muhalefet nasip olmuyor. Onlar isterler bana muhalefet edilsin ama edilmiyor. Çünkü Allah Allah'ın gönderdiği kişinin mesajında bir çekicilik var. Ama onların mesajında çekicilik olmadığı için muhalefet nasip olmuyor. Bundan dolayıdır ki ne zaman Allah tarafından bir peygamber geldi, ister İsa geldi, ister Resulullah geldi, ister Musa, kim geldi, hangi peygamberin dönümü olursa olsun, o dönemin alimleri ve ilahiyatçılarına muhalefet ediyorlar. Halbuki önce iman etmediği onların vazifesi. Ama bozuk oldukları için, bozuldukları için Allah-u Teala birisini gönderiyor. Eğer ilahiyatçılar, alimler, sufiler bunlar hepsi doğru yol üzerinde olsalar, Allah'ın mesajını iyi anlayıp aktaran olsalar, o zaman Allah-u Teala kimseye göndermez, gerek yok. Çünkü Allah'ın hiçbir şey hikmet ıı, söz değildir, hikmetle o iş, iş yapar. Bundan anladık ki efendim, Mesih ve Mehdi mutlaka muhalefeti olacak bir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Mehdi geldiği zaman, Mesih geldiğinden benden selam söyleyin. Burada bir mesaj var Resulullah sallallahu aleyhi ki bakın millet muhalefet edecek ama bakın muhalefet etmeyin, selam söyleyin, düşmanlık etmeyin. Ona ben esinlikler diliyorsam siz de ona tabi olun. Siz de ona ne diyeyim e, muhalefet edil, e, etmek suretiyle husrana uğramayın. Şimdi birisi diyelim bir bunu nereden çıkardınız? Eğer Allahu Teala tarafından, onu peygamberi tarafından ümmete bir uyarıda bulunuyorsa bu demektir o ümmet o iş yapacak. Mesela Yahudilere kitaplarınızı tahrif etmeyin diye sık sık uyarılda bulunuldu. Ama Kur'an-ı Kerim'le hiç öyle bir şey yok. Niye? Çünkü Yahudiler kitaplarını tahrif edeceklerdi. Onun için Allah-u Teala öyle uyarlarda bulundu. Ama Müslümanlar çünkü bunu yapmayacaklardı. Allah'ın kitabı korunacaktı ve bu Allah söz vermişti. Ben Kur'an-ı Kerim'i koruyacağım. Onun için kimse bunun yetmeyecekti buna Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde Ey Müslümanlar benim kitabımı tahrif etmeyin diye bir şey ifade yok. Tamam bundan anladık ki hangi konuda bir peygamber uyarıyorsa, bir vahiy uyarıyorsa demek ki o ümmet onu yapar. Resulullah dedi ki benden selam söyleyin. Bir uyarı var. Sonra biz İslam literatürüne baktığımız zaman efendim. çok var böyle İslam literatüründe böyle üst üste Mesih ve Mehdi geleceği zaman onun muhalefeti uğrayacak. Ben önce sadece söyledim birkaç kere ama bugün ben e, referanslarda getirdim. Bakın şimdi bu bir kitap var. Belki arkadaşlar gösterirler. Bu mektubatı tercümesi değil mi? Bu bir, bir kitap bu. Mektubat Burada, kime ait değil mi sahip. İmam Rabani Hazretleri'nin. Tamam mı? İmam Rabani Hazretleri'nin bu mektubat. Şimdi mektubat nerede basıl, basılmış olursa olsun, hangi yayınevi bunun basılmış olursa olsun, Onamlıdır Mekbuda, mektubatta mm -hmm. efendim, hangi mektubu ona bakmamız lazım. Mm -hmm. tam Tamam Sayfa kitaplarına farklı olabilir. Şimdi bu benim elindeki bu mektubat. Bunu efendim hakikat kitabı evi bunu, bunu basmış. Ve diyor ki mektub, mektubat tercümesi. Tercümesi değil Tercümesi. O şekilde onu yapıyor. Mm -hmm. Evet burada Hazreti İmam Rabbani Rahmetullah Aleyh onun 255. mektup. tamam mı? İmam Rabbani Hazreti mektup yazıyor ve diyor ki işittiğimize göre Hazreti Mehdi hükümet sürdüğü zaman dini yayarken ve sünneti diriltirken bid'at işlemeye alışmış olan Medine'deki alim Medine İslam'ın kaynağı merkezi evet. İslam merkezi diyor ki oradaki alim bid'atı güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için Hazreti Mehdi'nin emirlerine şaşarak bu adam bizim dinimizi yok etti ve milletimizi öldürdü diyecektir. Şimdi bu ne kadar açık bir şey. Mehdi'ye muharfet, hatta Medine'deki alim bile muharfet edecek. Şimdi yani bu bir efendim. Sonra... Bir i̇lginç bir ifade var orada. O Mehdi Aleyhisselam'ın görevinle ilgili. Sünneti dirilteceği zaman. Evet tabii tabii. Sünneti diriltirken diyor. Hani Mehdi'ye ne gerek var falan diye böyle evet, bir evet, maalesef evet, böyle evet, kesim evet, de evet, var. Evet, sünnet arasında. tabii. Diyor ki İslam varsa ne gerek var. Hmm. Kur'an varsa ne gerek var. O diyor ki sünneti kalkmış olacak. Hmm. Sonra aynen i̇mam Rabbani Hazretleri 368. mektubunda şöyle diyor bakalım. Yani bunu herhangi bir yayın evinin bastı mektubu olursa sadece önce 255. 5. mektubu bu 368. mektup şimdi yok ifade. Hı hı. Diyor ki olur ki zahir oleması mehazın yani kaynağın derinliğinden ve işin tam manası ile inceliğinden dolayı Hazreti İsa'nın içtihadını inkara yeltenirler. Yani diyorlar Mesih gelecek. Hı hı. Şimdi gökten gelecek diyorlar. Gökten inse dahi, onu görürseler dahi ki efendim İsa gökten iniyor. O şekilde görseler dahi Hazreti İmam Rabani Hazreti diyor ki Hazreti İsa'nın içtihadını inkara yeltenirler. Onun içtihatlarını Kur'an'a ve hadise muhalif sayarlar. Evet. Sonra örnek veriyor. Diyor ki, içtihat meselesinde Hazreti İsa, Hazreti İmam-ı gibidir. Ve Hazreti İmam-ı diyor, o onun çok Kur'an'ın derinliğine inebiliyordu. Ve onun içtihatlarına, orada bundan bahsediyor, onu efendim görüş re, yani görüş dediler ki bu onun kendi görüşüdür. Halbuki o İmam-ı Azim'in azim in inebildiği Kitapta o kit zaten ekranda arkadaşlar yansıtıyor şu an. Ha, çok, evet. çok güzel. Derinliğin Hatta ben bir adım ileri gitmek istiyorum. Evet. İmam Rabbani Hazretleri bu ifadeleri kullanmış haklı olarak ama ben diyorum ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün gelse karşımıza çıksa inanın bu tür mollalar onun öğretilerini reddedecek. Yani öyle abi. bir hale gelmiş maalesef. Tabii ki, Tabii ki Şimdi İmam Rabbani'nin aynı bu mektubat onu bir okundu mu ya? böyle bir başka bir yayınevi bir başka bir daha yayınayı var. O da aynı 255 Nolun mektubu şöyle çeviriyor diyor ki geleceği vaat edilen Mehdi. Herhangi bir Mehdi değil bakın. Geleceği vaat, geleceği vaat edilen Mehdi. Her Mehdi ki dağısında bulunan değil. Ona bu muhalefet nasip olmayacak. Yani vaatlere uygun olması ha, Evet yani. vaatlere uygun olarak gelen Mehdi ona Dinin tervicini yani yaylışını sünnetin ehiyasını murad ettiği zaman bid'at ile ameli adet edinen hasne zan ile dine karıştıran yani diyorlar mı? Ya? yani diyor ki, iyi niyetle dine karıştırırlar. Diyor ki, tamam, birisi iyi niyetle bir de bidatı karıştırırsa ne olacak? Hı. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki yani dinde olmayanı ha. dinde varmış gibi, gibi ama iyi niyetten evet. öyle yaparlar. Evet. Yapıyor. Diyor ki hasne zan ile dine karıştıran hayretle şöyle diyecekler: Mehdiye. Vaat edilen Mehdiye. Her, her, Mehdiye değil. Mehdi, vaat edilen Mehdiye ne diyecek? Bu kimse dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale etmek istiyor. Tamam mı? Bunlar evet, filanca muhalifesi bu bir delil değil ki. Hı. Şimdi yeni e, e ne diyeyim şey var, Atik bir diye bir uh, Türkiye'den çıkan bir bir gazete. Orada bayağı bu koskocaman Akit gazetesi. Ak, akit ben ne dedim? Hmm. ben Atik. Akit Akit Hı. Akit. Şimdi orada bir makale yayınlandı 2003 Nisan 2016. Hazreti Mehdi geldiğinde neler yapacak? Tha, bu bayağı 17-18 sayfalık bir makale. Orada diyor ki, <coughs> bu demektir ki Hazreti Mehdi çok zor şartlarda hizmet verecek, mücadelesini sürdürecek. tam böyle Mehdi öyle işi onu kolay zor şartlarda bunu yapacak ve orada bir başlık atmış. Ona muhalefet edenler. Ona muhalefet edenler derken kimden bahsediyor ki Mevdudi Mevdudi var meşhur ne diyeyim, bir Pakistanlı bir alim İslami cemaatinin kurucusu Mevdudi diyor ki Mevdudi şöyle diyor diyor bu konuda Mevdudi çok korkarım ki Hazreti Mehdi'nin getireceği yeniliklere karşı ilk feryat basanlar ulema ve sufiler olacaktır. Bu medudu diyor. Evet. Mehdi geldiği zaman onun dedikleri on, o, onun söylediklerine karşı onun ne diyeyim getireceği mesaja karşı ilk feryat diyor ıı, kimlerden kopacak diyor ulema ve sufiler diyor. Tamam Şimdi sonra diyor ki devam ediyor bu makale yazar diyor ki evet Hazreti Mehdi ne yazık ki işte Sufyan'ın engellem, engellem, engellemeleriyle kalmayacak bir kısım hocaları, bir kısım hocalarda da karşısında bulacaktır. Onun için ıı, taklitçi, içtihat alimleri ona düşman kesilecek. Bu makale de diyor. Efendim, bu şimdi bu, biz yazmadık. Sonra diyor ki Muhyiddin Arabi Futuhat-ı Mekkiyesinde Hazreti Mehdi'nin mezhepleri kaldıracağını, halis ve hakiki dinden başka bir mezhep kalmayacağını söyler. Peki Hazreti Mehdi yarım mezhepler derse hayır mezhepler bu şekilde doğru dil, Kur'an'a dönelim falan derse sünnete dönelim derse peki mezhepçiler onu kabul mü edecekler? Ne edecekler? Şimdi Fetuhat-ı Mekkiye'ye gelelim efendim. Şimdi bu Fetuhat-ı Mekki'ye, Muhyiddin İbni Arabi rahmetullahın kitabı o diyor ki orada bu üçüncü cilt efendim sayfa da 336 orada im Hazreti Muhyiddin İbni Arabi açık açık yazıyor diyor ki ve iza haraja hazil imamul mahdi bu mehdi imamul mehdi o gerçek mehdi bu çıkacağı zaman Herhangi bir değil. Yani ben, ben Mehdi'yim falan değil. O Mehdi. O gerçek Mehdi çıkacak zaman. إِلَّ Onun ap açık diyor düşmanlar. Fık adamlar harici kimse olmaz diyor. Tam fık adımlar onu ap açık. onu düşmanlar olacak. Onun için e, arkadaşların e, böyle düşünmeleri genel olarak öyle düşünülüyor. Ki, efendim Mehdi gelecek. Herkes hemen teslim olacak iman edecek efendim onunla beraber ne diyeyim mücadeleye verilecek mücadele katılacak falan diye bu bu, bu doğru değil. Ne Kur'an'dan böyle anlaşılıyor ne Resulullah sallallahu aleyhi ve hadislerinden ne de ümmet ummet büyükleri böyle bir şey dediler. Bunu tersini söylediler öyle de olması gerekiyor. Çünkü bir ummet e, Mesih ve Mehdi aleyhisselam ne zaman gelecek? Ummet bozulacağı zaman alimler bozulmuş iken sufiler bunlar iken, şeyhler bozulmuş iken onlar bozulmuşken eğer gelirse o zaman ister istemez onları muhalefet edecekler. Çünkü onlar diyecek ki siz bozuksunuz bu konuda. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel, Bir soru